1001yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok değişik, çok sağlıklı bir puding yapacağız. Avokadolu muzlu puding yapıyoruz. Diyet puding. Çok rahatlıkla istediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Şeker olarak da zaten toz şeker kullanmayacağız. Sadece balla tatlandıracağız ve muzun tatlılığından yararlanacağız. Öncelikle avokadoyu soyacağız ve çatalla güzelce ezeceğiz. Muzumuzu da güzelce ezeceğiz. Hatta şu tabakta ezmeye başlıyorum. İsterseniz mutfak robotu gibi bir şeyle de ezebilirsiniz ama çatalla da eziliyor zaten. Muzlar da olgun olunca, yumuşak olunca gayet kolay bir şekilde ezebiliyorsunuz. İsterseniz yulaf ezmesini kullanırken bu tarifte robottan geçirip yulaf ezmesini un gibi de yapabilirsiniz. Veya direkt doğrudan böyle benim kullanacağım gibi de kullanabilirsiniz. Spor yapanlar, diyet yapanlar çok rahatlıkla bu tarifi kullanabilirler. Önceden yapıp buzdolabında soğutursanız çok da güzel oluyor. Şimdi bu bir kenarda dursun. Başka bir tabak alacağım. Ve o tabakta da avokadomu soyup ezeceğim. Önce şöyle ikiye kesiyorum. Şöyle çıkarıyorum. Olgunlaştığı için biraz içi kararmış görünüyor ama sorun değil. Çünkü olgunlaşması gerekiyor bu tarifte kullanabilmem için. Kabuğunu soyacağım. Şöyle çekince zaten olgun olduğu için kabuğu geliyor. Böylece ziyan etmemiş oluyoruz avokadoyu. Bakın güzelce soydum. Diğerini de aynı şekilde. Şöyle bıçağa takıyorum ve kendime doğru kabuğu çekiyorum. Zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bunun için avokadonuzun yumuşamış olması, olgunlaşmış olması gerek. Şimdi bunu da yine çatalımla ezeceğim. Biraz tabii ki diğerine göre daha sert. O yüzden önce şöyle küçülteceğim. Muza göre biraz daha zor. İsterseniz robotla da ezebilirsiniz. Parçalı kalması gayet güzel. Pudingimize o dokuyu veriyor. Parçalı avokado tanecikleri olabilir. Şöyle bıçakla önce küçültüyorum daha kolay ezebilmem için. Bu tarifi daha önce hiçbir yerde duymadınız. Biraz değişik gelebilir. Avokado, muz nasıl puding olacak gibi düşünebilirsiniz. Ama inanın çok lezzetli bir tarif. Tamamen kendim buldum ve çok beğenildi. O yüzden sizlere de anlatmak istedim. Çok sağlıklı, çok güzel bir tatlı oluyor. Böyle ezebildiğim kadar ezeceğim. Evet, bakın güzelce avokadomu da ezdim. Gördüğünüz gibi çatalla iyice ezdim. Şimdi artık malzemelerimizi birleştireceğiz. Sütümü tencereye alıyorum. Bir miktar daha süt ekleyeceğim. Bir büyük su bardağı koymuştum. Bir de şöyle yaklaşık yarım bardak daha süt ekliyorum. İçerisine ezdiğimiz muzları koyuyorum. Aynı şekilde yine ezdiğimiz avokadoyu koyuyorum. Şimdi bunu tatlandırmamız lazım. Balımızdan koyacağız. Süzme çiçek balımdan şöyle bir kaşık alıyorum. Dolu bir kaşık koyuyorum çünkü tatlandırması lazım. Dolu dolu 2 yemek kaşığı bal kullanıyoruz. Önce şöyle bir hepsini karıştıralım. Artık içerisine yulaf ezmemi katıyorum. Şimdi ocağın üstünde güzelce bunu kaynayana kadar pişireceğim. En son ocaktan aldıktan sonra içerisine birazcık da şekerli vanilin koyacağım. Evet, ocağın altını açtım. Karıştıra karıştıra orta ateşte böyle pişireceğim. Çok güzel. Böyle parçacıklı olmasını çok seviyorum. Çünkü soğuduğu zaman kaşığa parçaları geliyor ve çok güzel oluyor. Çok sağlıklı bir pudingimiz olacak. Kaynayana kadar karıştıra karıştıra pişiriyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Kısık ateşte 2-3 dakika daha böyle karıştıra karıştıra kıvam aldırıyorum gördüğünüz gibi. Ama kaynayınca altını kısmayı unutmayın. Şöyle 3-4 dakika daha karıştıra karıştıra pişirin. Sonrasında servis yapacağız. O kadar güzel kokuyor ki muz pişince harika oluyor. Avokado da zaten çok sağlıklı bir besin. Zararlı pudingleri yemek yerine bu tarifimi mutlaka denemelisiniz. Eğer siz böyle parçalı olmasını sevmiyorsanız, yani içerisinde avokado parçaları hiç görünmesin diyorsanız, bu karışımı mutfak robotuyla patates püresi yapar gibi ezik pürüzsüz hale getirebilir. Öyle kaselere paylaştırabilirsiniz. Eğer pürüzsüz kıvam istiyorsanız. Ama benim gibi böyle parçacıklı seviyorsanız aynen bu şekilde sunum yapabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Artık kapatıyorum. Evet, ocaktan aldım. Şimdi son bir işlemimiz var. Şöyle bir çay kaşığı kadar şekerli vanilin koyuyorum.
Deneyince çok şaşıracaksınız. Avokado, muz ve harika bir puding. Artık kaselerime paylaştırabilirim. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağım ve soğuk servis yapacağım. İsterseniz ayaklı cam sunum kaseleri kullanabilirsiniz. Veya normal kaselerde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle boşaltıyorum, paylaştırıyorum. Evet, bir kase daha çıkacak. Sonrasında onu da koyacağım. Yani buradan şunu anlamış olduk. Benim verdiğim malzemelerle şöyle büyüyecek 3 kase puding çıkıyor. Avokadolu muzlu diyet pudingimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok sağlıklı, çok hafif bir diyet puding yapmış olduk. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabında bekletip soğuk servis yaparsanız daha güzel olur. Kıvamı da gayet güzel. Deneyenlere afiyet olsun. İsterseniz böyle biraz tarçınla da süsleyebilirsiniz. Tarçın da çok yakışıyor bu lezzete. Malzemelerimiz 50 gram yulaf ezmesi var burada. 1 su bardağı, büyük su bardağı da sütümüz var. 1 adet avokadomuz var. Olgun, yumuşak avokado. 2 tane küçük muzumuz var. Yaklaşık 150 gram geliyor. 2 yemek kaşığı bal kullanacağım ve 1 çay kaşığı kadar da şekerli vanilin kullanacağım.